Merhaba YouTube insanları, dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ülkemizin üstünden bildiğiniz gibi bir deprem felaketi, ardından da bugünlerde bir sel felaketleri geçti. İşte bu felaketlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, işte geride kalanlara, hayatlarını kurmaya, tekrar kurmaya çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Böyle bir giriş Keşke yapmasaydım, ama işte belli olmuyor hayat. Ee, Tabi denecek çok şey var. İşte Feyyaz Yiğit'in de dediği gibi aslında gerçek duygularımı işte hapse girmeden ifade edebilecek durumda değilim. Umarım hayatını tekrar kurmaya çalışanlar daha güzel günlerde yaşamak isteyenler için her şey istedikleri gibi olur. Şimdi kendi bildiğim iş olan işte bu fotoğraf makinaları fiyatları ne durumda? Bunlara bakalım dedim. En son Temmuz 2022'de böyle bir video hazırlamışım. Şimdi gene e, kullanmayı tercih ettiğim web siteleri üzerinden güncel fotoğraf makinesi fiyatlarına işte kameralara şöyle bir bakacağız. E, neler mantıklı? Eğer görürsem size tavsiyelerde bulunacağım. İlk bakacağımız site fotoğrafyum açalım dursun bir kenarda sonra Amazon.com.tr'ye bakıyorum ee, yabancı Amazon'a bakmıyorum çünkü 150 euro 150 dolar üstüne e, gümrük masrafları çıkıyor acayip yani burada aldığınızdan çok fazlasını masraf olarak ödeyeceksiniz o yüzden e, Türkiye'deki fiyatlara bakacağım. Ondan sonra notumu almıştım. Class foto var. Class fotonun sitesine girelim. Class fotoyu da şurada açtım. Yine baktım. Nova fotoğraf var İstanbul'da. Fotoğraf. Nova fotoğraf makinesi bakayım. Bazen başka isimlerde de siteler oluyor. Doğru siteyi açtığımızdan emin olalım. Bir de Fujifilmin, Fujifilm Shop, onun sitesini açalım. Ee, geçen videoda fiyatlar üzerinden yorum yapmıştım, ama artık böyle bir yorum yapmayacağım çünkü ekonomi her gün daha da dibe doğru gidiyor. Yani bugün bir şeyi almaya kafanıza koyduysanız, onu bugün almanız her açıdan, her şekilde daha avantajlı. Yani bir iki ay sonra, üç ay sonra fiyatların ne derece nerelere geleceği belli değil. O yüzden yani bugün bir şey almak istiyorsanız paranız da varsa ya da borçlanarak bir şekilde onu almanızı tavsiye ederim. Çünkü hiçbir şeyin kesinliği yok. Şimdi fotoğrafyum gene diğer videoda bahsettiğim gibi buralarda hiçbir kaçak mal falan yok. Hepsi nasıl diyeyim distribütör malları aslında. Şimdi fotoğraf artık DSLR makine bakmıyorum, onu da söyleyeyim. Baktım bütün makinalar aynasız fotoğraf makinaları olacak. Ee, belki bu videonun bir ikinci el versiyonunu yaparız. Sahibinden.com üzerinden makina fiyatlarına da bakabiliriz. Böyle bir isteğiniz olursa e, bana mesajlarda yazabilirsiniz. Şimdi yeniden eskiye doğru bir sıralama yapalım. Yeni makinaları görelim. Mesela bir Panasonic Lumix gelmiş. Panasonic Lumix e, ufak sensörlü makinalar fakat video çekiminde e, bayağı başarılı gövdeler bunlar. Yani video işi yapmayı düşünüyorsanız Panasonic Lumix'lere bakabilirsiniz. E, 16 megapiksel bir sensörü varmış. E, yani fotoğraf için aslında yeterli. Yani ne, ne fotoğrafı çektiğinizle de ilgili aslında. Ama tabii lenslerini bulmak dert, işte servisi dert olabilir. Ben bunu video çeken arkadaşlara yani işte vloggerlık falan yapanlar için tavsiye edebileceğim bir makina. Yani A7 III kendim de kullanıyorum. Fiyatı 42.800 olmuş. Yeni bir makina değil aslında bu. Niye yeni olarak çıkarıyor anlamadım. EOS R7 çıkmış. Sanırım diğer videoda da vardı bu yeni yeni çıkıyordu galiba. Bu sanırım crop sensör bir makina. Evet, APS-C crop sensör bir makina. Yanında lens 18-45. Yani kit lensi, genel geçer bir aralık. Ee, kaç megapikselmiş? Ona bir bakalım. 32 megapiksel gayet güzel. E, lens konusunda tereddütlerim var. Kullanmadan bir şey diyemeyeceğim. Video e, özellikleri de gayet güzel. 4K'da e, bir sürü FPS seçeneği var. Bunun dışında işte Bluetooth, Wi-Fi bağlantısı falan koymuşlar. 10 bit video kaydı var. O güzel. E, logaritmik çekiyor. Yani işinizi görecektir. Ama fiyata bir bakalım. 36.900 36.900'e başka alternatif var mı? Mesela bu açıkta bir dursun bakalım şurada. Tabi R6 Mark 2 bu şu gövdenin full frame'i diyebiliriz. Ama fiyat neredeyse iki katı. Ha, iyi gövdedir. Ona bir lafım yok. Ama yine de ya yani ben olsam şu makineyi almak yerine yine gider Sony A7 A e, A7 3 alırım yani şu gövdedense. Canon'a karşı aşırı bir sempatiniz yoksa yani başarısı artık tasdiklenmiş güzel bir makine yani. Tabi bunun megapikseline falan da bir bakalım. Öyle ezbere konuşmuş olmayayım. 24 megapiksel ProRes kaydı var. şeyde büyük ihtimal yok A7 Mark 3'te. ProRes kaydı olduğunu sanmıyorum. 4K 60 FPS 10 bit var. Video özellikleri güzel. Yani güzel makine yapmışlar. Yani sağlamlığı da iyidir bu makinanın. Bir de bildiğim kadarıyla Canon'larda perde kapatılabiliyor sanırım. Yani ayna yok biliyorsunuz bunlarda. Ama Canon makinalarda sensörü perdeyi kapalı pozisyona getirerek koruyabiliyorsunuz. Çünkü diğer makinaları söktüğünüz zaman şurada gördüğümüz gibi direkt sensörle karşılaşabiliyoruz. Daha önceki bir videomda gördüğünüz gibi de yanlışlıkla parmağım falan bile gelmişti oraya yani lens değiştirirken toz kaçması bunlar kaçınılmaz şeyler. Sony'lere gelecek olursak mesela R6'nın 2405 kit fiyatı 90.000 liraya gelmiş acayip rakamlar yani R altının badisi e, 60 bin lira 61 bin lira ya mesela basit bir şey arıyorsanız işte bu tarz YouTube videoları seyahat videoları fotoğrafları Mesela şu makina şu kit gayet uygun yani, yani Dolar kurunda düşündüğünüz zaman aslında bin doların altında bir makina bu özellikleri neymiş? özellikleri şöyle bir standardı yakalasalar keşke 24 megapiksel görüntü sabitleme sadece dijital olarak yapıyor 1 bölü 4000 tabi gövde dayanıklılığı olarak daha plastik o materyallerden üretilmiş bir gövde bu. Ama ya gördüğünüz gibi 24 FPS 4K çekiyor. Full HD'si var. Ya iş görecek tipte bir makine. Yani fiyat performans olarak yanında da mikrofonu ayağıydı bilmem nesiydi. 15 bin liraya alabildiğiniz bir makine. Ya şu Nikon'ları falan hiç kullanmadım bilmiyorum. Daha önceden de söylediğim gibi Eskiden Nikon DSLR kullanıyordum. Ama yani şu makineler Sony'lerle aynı sensöre sahip. Ne bileyim güven vermiyor bana lenslerinin tipleri olsun, şekilleri olsun. Yine R10 diye bir makina var. Sanırım bu da APS-C crop sensor giriş seviyesi bir makina. Teknik özelliklere bakalım. 24 megapiksel. Zaten şu an giriş standardı 24 megapiksel olmuş diyebiliriz. hali hazırda hepsinde 4K çekim seçeneği falan var. İşte butonların, tuşların yerleri olsun, ISO performansı olsun bu gibi şeylerden ödün veriyor aslında makineler. Başka neler var? Limu, <laughs> Linux. Linux değil ya yani, Lumix. Ha, makineler var gene. Dediğim gibi çok güzel makinalar fakat işte servisi olsun lens bulunabilirliği olsun bu gibi konularda tereddütlerim var. Yoksa şu makina büyük ihtimalle full frame bir makina. Evet tam çerçeve. İşte 10 bit özelliği var. 24 megapiksel. Yani demek istediğim şu, şu makinaya işte 55 bin lira verip bir maceraya atılmak yerine Sony makine alabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi ilk sayfada Sony'nin gövdeleri vardı. Yani mesela şu ne kadarmış? 55 bin liraya art lensle veriyor 20 60la la Ama tabii Sony A7-4'ün body'si mesela 50 bin lira. Ya yani öyle bir karşılaştırma yapmanız lazım. Sony'nin lensleri de kendi başına daha pahalı lensler. Şu işte Canon'un eski ilk çıkardığı e, aynasız full frame makinalardan biri. Ya çıktığında bile A7III'e göre tercih edilmeyecek bir makinaydı. Hani bunun daha yeni o R6'ları falan düşünebilirsiniz. Crop olarak R7 düşünebilirsiniz. Bu eski bir teknoloji oldu artık. Hani bunun yerine A7 Mark III'ü falan düşünmeniz daha iyi. Yani bu konuştuklarım tabii full frame gövdeler için konuşuyorum şu an. Hani crop makinalara geldiğimizde zaten benim e, Fuji makina sevdiğimi biliyorsunuz yani. İşte R6'nın ilk jenerasyonu. Mesela şu makina da bence mantıksız bir makina. Böyle bir şey alacağınıza tam e, A7... E, serisinden bir şey almanız daha mantıklı olur yani şu gövde bu tarz bir makine full frame olması şart değilse Fuji filmde daha güzel çeşitler var yani şunlara falan hiç bakmıyorum bile. Sony'nin şeyi var gene Vloggerlar için içerik üretenler için ürettiği bir makina 16.50. Ya 16 16.50 o kadar güzel bir lens değil. Bende var çünkü. Yani bunu keşke farklı bir lensle kit yaparak sunsalar. İşte Nikon'ların gene vloggerlara, içerik üreticilerine. Ama bunlar stokta kalmamış zaten. Pek de bir şey yok burada gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman en son Amazon'a bakacağım. Class fotoya bir bakalım. Fotoğraf makinaları, aynasız fotoğraf makinaları. Fiyata göre sırala stoktakiler diyelim. Gene R5 var. Uf. R5 zaten 45 megapiksel şey bir gövde. Yani işte geçen videoda çok da bir fark yok. Ancak fiyatların nereye geldiğini görmüş oluyorsunuz. Yine ben olsam R5 almak yerine A7R serisine bakarım gene son ide. Ama işte marka sadakati başka bir şey yani Canon kullanmış insanlar, Canon'a güven duyanlar aynı şekilde Nikon içinde hep o ma markaya bağlı olmak isterler. Saygı duyuyorum yani. Videocular için bir e, set. Mesela A7R3. Bu da aslında yani şu fiyatlara R4'ü alıyor olabilmemiz lazım aslında. 6600 mesela 33000 şu şu makina ya tamam Sony'nin eskiden e, netleme performansı obje takibi çok iyiydi ama yani bu fiyatlarla mesela aynı özelliklerde hatta daha iyi özellikler sunan Fuji film makinaları var. Ben kesinlikle Fuji filmi tercih ediyorum. Ya yani şu makina paranız varsa gözünüz kapalı alacağınız makina budur yani A7R4. Fotoğraf üzerine geliştirilmiş, yüksek megapiksel e, sunan, ISO performansı da belli bir yere kadar başarılı olan. Üstündeki lens de zaten e, Sony'nin en iyi lenslerinden G Master 24-70 lens var. Gözünüz kapalı alacağınız e, makinalardan biri şu. 24 70 24 105 le kit yapmışlar. İşte az bir fark olmuş. A73 gene güzel makina. Ya 63 bin lira 2000 ne kadar yapıyor ki ya? Hesaplamak lazım yani yurt dışı fiyatlarıyla karşılaştırma yapmak lazım. 2000 dolardan biraz az galiba. Mesela 34.018 desek. 36. işte 2000 doların biraz altı. Aslında yurt dışı ile o kadar fiyat farkı yok. Bilmiyorum aslında. Mesela bakalım BH foto vardır yurt dışında. Genelde buradan yaparım karşılaştırmaları. Mesela Sony A7 III'ün gövdesi yurt dışında. Amerika'da ne kadar mesela? A7 III diyelim. Yani 2000 dolar gördüğünüz gibi o yüzden e, fiyatlarda da o kadar büyük şey yok yani. E, 18 36 yapıyor hatta ucuz bile diyebiliriz yani. A9 böyle bir makinaya büyük ihtimal ihtiyacınız olmaz. Çok hızlı bir makina. Zaten megapikseli düşük ama e, netleme performansı, seri çekim hızı acayip hızlı bir makine bu. Dayanıklılık olarak da yani 35-36 bin liraya şöyle bir şeydense şimdi e, Fuji'lerde daha avantajlı gövdeler e, bulabileceğimize inanıyorum. Sony A1 yani çok pahalı. Yani pahalı demeyecektim aslında da yani A1 yerine A7R4 a A7 R4 tercih ederdim ben. Yani A1 gene en üst segment makina, Yani Nikon ve Canon'daki bu en seri en dayanıklı makinaların liginde olan bir makina ama fiyatı bu civarlarda. Yani R3 olması piyasada garip hala üretiyorlar demek ki. A7 2 bile var hala piyasada. Ya bunlara bakıyorsanız ikinci el bakın bence. Yani sıfır bu parayı vermek mantıksız. İçinde 4K videosu bile yok bu makinanın. Eee 1080p çekiyor sanırım video ha, Tek avantajı işte yüzer Stabilizörlü bir sensöre sahip olması Bakın burada özelliklerinde Evet 1080p video kaydı var 6400'ler falan yani benim eşimde de A6000 var mesela. Hiç A6000'i bu tarz gövdeleri yükseltmek gibi bir hevesim olmadı. İşte Panasonic'in full frame gövdeleri var. Dediğim gibi güzel makinalar ama ya şu makina çok pahalı bence. Yani özellikleri 10 bit video kaydı varmış. Daha ucuza bunun sağladıklarını sağlayacak makinalar bulabilirsiniz. Olympuslar uygun fiyata. Sadece hafif makine taşımak istiyorsanız Olympus düşünebilirsiniz. Çok ufak sensörleri var. Size tek avantajı ağırlık ve boyut olacaktır Olympus makinaların. Yine Olympus makine almak yerine Fuji makine tercih ederim ben. S5 Mark 2 var gene gördüğümüz gibi. Bu da işte Canon R6 Mark 2 ve Sony'nin A7 Mark 3 Mark 4 makinalarıyla kafa kafaya bir makina. İşte fiyatları karşılaştırın. Yani şöyle bir şey test videosu ya da öyle bir şey koymayacağım. Hani bunun ISO performansı şuna göre daha iyi bu daha seri aşağı yukarı aynı makinalar bunlar. Çünkü 24 megapiksel çekiyorlar. İşte 4K 60 FPS Video şeyi var bazılarında işte genelde bakın hepsinde zaten 10 bit e, Video kaydetme seçeneği var Genelde hepsinde logaritmik Log çekim özelliği var Ya yani Ona göre düşünün işte yani ben Sadece şey açısından bakıyorum kolay bulunabilirlik olsun servisi olsun Lenslerin ikinci el fiyatları, o makinayı elden çıkarabilir misiniz? Satmak isterseniz kolay. Bu gibi şeyleri düşünerek aslında ben yorum yapıyorum. Yoksa aşağı yukarı hepsi hemen hemen aynı kalitede fotoğraf veriyordur, birbirine yakındır artık netleme performansları. İşte mesela şu da Sony'nin A birleriyle kıyaslanması gereken makinalardan aslında. Evet fiyatlar bu civarda. Nova'ya bakalım. Açmamış mı Nova'yı? Şurada açtı galiba. Evet. Aynasız fotoğraf makineleri. Stoktakiler diyelim. Yine işte A7 4 artı iyi bir ile 100 bin liralara varmış fiyatlar. Ya mesela tabi bunun kullanıcısı çok özel. C serisi sanırım video çekmeye e, özel seçenekler var sanırım içinde. Özellikler var. Evet sinema için bir takım formatlar, çekim özellikleri getirmişler. Hatta ısınmayla ilgili problemleri falan vardı galiba bu makinenin. Yani öyle bir şeye yönelik yatırım yapıyorsanız o konuda çok şey bilgim yok. Yani profesyonel e, sinema, video işiyle ilgili e, başka alternatifler olabilir. Yani daha profesyonel e, markaların e, kameralarına bakabilirsiniz. Şu gövdeler de mesela Nikon ara sıra deniyor böyle retro kasalı gövdeler. Bakalım neymiş bu? DX şey crop sensor yani hiç gerek yok direkt Fuji film'den bir makine bakabilirsin. Hani full frame olsaydı daha önce çıkardığı böyle kasada bir full frame makine var. Onda da video seçenekleri yoktu. Hani Sanırım F mount lenslerle çalışıyordu o makina. Yani öyle bir şey olabilirdi eski zamanda ama şu günde şöyle bir makinayı ben tavsiye etmem size. Ya yani bütçeniz yetiyorsa şu serilere bakın. Yani A7 R3 R4, A7 3, A7 4. Ee, ne bileyim videoda çekecekseniz ağırlıklı olarak video işi yapacaksanız A7, S2, S3 bunlara bakın. Kanonda illa Canon alacağım diyorsanız da e, R6 mıydı? R6 Mark II ya da crop sensor kuş falan çekecekseniz daha şey R7'ye falan bakabilirsiniz. R7'nin body fiyatı şey adaptörü veriyor galiba eski full frame lensleri takabileceğiniz adaptörler. Ya 36 bin ama dediğim gibi ben artık full frame'de e, şey Sony tarafta e, taraftarıyım. Şimdi Fuji'lere bakalım. Hani crop sensörde bence lider marka e, Fuji film. Şimdi kit olarak bakalım önce. Mesela X, XH 2'ler mükemmel makinalar yani. Mesela 16-80'li bir kit düşünebilirsiniz. 40 megapiksel falan yok. 26 megapikselmiş bu. Video özelliklerine bakalım. Yani seri çekim hızı zaten hepsinde yüksek. Ya gördüğünüz gibi ProRes kayıt falan yapıyor. Logaritmik kaydı var. 10 bit çekimi var mı? Ona bakalım. Ee, şey hızları da çok yüksek, kayıt oranları büyük ihtimal ee, 10 bit şeyi olması lazım. Neyse ona sonra bir döneriz. XH 2'nin 16.80 18.55 de güzel ama yani 1000 lira fark için ya bu da güzel bir lens ama 16.80 de almanızı tavsiye ederim. XH 2'ye bakalım. XH 2 sanırım 40 megapiksel olandı. Evet. 40 megapiksel olan XH 2. Yani bunu daha fotoğraf ağırlıklı olarak düşünün yani çektiğiniz fotoğrafları kroplama imkanınız var. Diğer XH 2 si de video özellikleri açısından düşünün yani o da video ağırlıklı bir makine bu da fotoğraf üzerine diye düşünebilirsiniz ama bu demek değil ki yani bu makine fotoğraf şey videoda da kötü sonuçlar veriyor. Bunun da videosu iyi aslında ama profesyonel anlamda iş yapıyorsanız diğer makinenin video çıktıları, daha iyi diye düşünüyorum ben ona bakabilirsiniz fotoğraf olarak da düşük değil yani 26 megapiksel fotoğrafta gayet iyi bir e, rakam 44 500 16 80 kitle birlikte 16 55 Ha 16 55 de güzel lens. Bu şeye denk geliyor full frame'deki 24 70 ayarında bir lens zaten. 2.8 sabit diyaframlı. Fakat bu lenste titreşim engelleyici yok. Ama bu gövde açısından bir sorun değil. Çünkü bu gövdenin sensörü zaten şey stabilizörlü bir sensör. şu diğer lenslerde üstünde var bildiğim kadarıyla. Bunun dışında hani daha fotoğraf makinesine benzesin, daha işte eski zamanı hatırlatsın diyorsanız XT5 şiddetle tavsiye edebileceğim bir makina. Yalnız xt 5 de şöyle bir şey yapmışlar sanırım. Ben de XT2 kullanıyorum eski jenerasyon. Ee, şu şey LCD XT2 ve XT3'deki hale geri döndürmüşler. Yani bu bir yan olarak açılır. Canon'lardaki gibi böyle tam ters çeviremiyorsunuz. xt 4 de öyle bir özellik var bildiğim kadarıyla ama sensör olarak bu gene XH2'nin sensörüne sahip. 40 megapiksel olması lazım. Evet 40 megapiksel. Yani fotoğraf için düşünüyorsanız bütçenizde yetiyorsa gözünüz kapalı alın dediğim makine. Eğer crop sensör kullanmak sizi rahatsız etmiyorsa. Yani full frame bir makine alacağım ben profesyonel iş yapıyorum diyorsanız A7'lere bakın. Ama crop sensor bunda da profesyonel iş yaparsınız yani yapamazsınız diye bir şey yok. Ama crop sensor makine yani o aklınızda olsun. Zaten şu an crop sensörde ulaşılmış en yüksek megapiksel sayısına ulaşmışlar. XT5'i tavsiye ediyorum. XT4'ü de tavsiye ediyorum. Zaten işte harici monitörlü kitler yapmışlar, video özellikleri de iyi, 10 bit falan vardır içinde. XT4 çünkü zaten insanlar video kayıt yapmak için alıyorlardı. Ya xt 4lerin fiyatları mesela şeylere göre daha uygun. Sony A6000 serisindeki makinalara göre, yani mesela 1680 ne, şu makinayı tavsiye ederim yani alabilirsiniz bence gayet güzel makina pil olarak da bu büyük ihtimal yeni pillerden kullanıyor. Daha uzun ömürlü. Geçen videoda da zaten tavsiye etmiştim. Yani XT4, XT5 bakabilirsiniz. XH 2 idi değil mi? XH 2'ye bakabilirsiniz. XH 2S'e bakabilirsiniz. Şu da şuna bir bakalım. Bu da işte kırpılmış versiyon gibi düşünebilirsiniz. Ama bu da güzel bir makina. Yani fiyat performans makinesi diyebiliriz. Crop sensörde. 26 megapiksel olması lazım. Evet. Gene video özellikleri de fena değildir. 4K çekimi olması lazım içerisinde. Bu makinayı da tavsiye ederim. Onun dışında genel olarak baktık, objektiflere bir bakalım bakmışken. Zaten diyeceğim şeyler gene sabit. Hani objektiflerde sabit odaklılara bakalım. Ya yani mesela şu güzel bir lens, 14 milim. Ee, onun dışında 35, şu da güzel bir lenstir. 35'i güzeldir. Onun yenisini mi çıkardılar? 33 çıkarmışlar. Ama fiyat şeyi var arada bayağı Ha 35 dediğim şu. Şu lens güzel bir lens. Onun dışında bakalım. Şu efsane bir lens. Bu da güzel bir lens. Bu ağırdır tabi. Bundaki ağırlığı istemiyorsanız hani şu lense de bakabilirsiniz bu var. Ya yani kaplamaları falan farklı sanırım. Netleme performansları farklı olabilir. Zoom'lara bakalım. 10-24 8-16. Bu fazla geniş kaçabilir. Bu güzel bir lens. 16-80 güzel lens. 16-55 zaten Fuji'de işte kırmızı etiketli en üst seviye lenslerden biri. Bunun belki bir yenisini çıkarsalar titreşim engelleyici falan koysalar içine biraz hafifletseler çok güzel olabilir. 1835 Takgez mükemmel bir lens. Kendim de kullanıyorum. Bu işte iyi kalite kit lenslerinden biri Fuji'nin. Bu da güzel bir lens. Ufak olsun, taşınabilir olsun diye düşünüyorsanız bu lensi de öneririm. İşte üst seviye tele lensi. Ama bu şey yani çok uzak aralık değil de eğer e, çiçek, böcek, kuş falan çekecekseniz şu lens tabii ki almanız gereken lens. Bunun da ucuz yollu versiyonu da şu. Şöyle bir şey çıkmış. bunun Ha bu içten hareketli olan lensdi sanırım. Evet bu e, şeydeki Sony'deki 18-105 miydi? O lensin benzeri galiba. Ya bunu denemedim ama... Güzel bir şeye benziyor. Sabit f4 mü bu? Evet, sabit f4. Bu, bu lens de güzel olabilir. Yani bakabilirsiniz bunlara. Gayet e, güzel lensler. E, şeylere bakmadım. Orta format makinalara bakmıyorum. F fiyatları belli zaten. Hani bunlarla da ilgili yorum yapmak gerekirse, hani bunlar belli amaca yönelik makinalar. Yani fiyat verirken şeylerle karşılaştırın. İşte. Sony'deki A7R4 serisi ya da A1 serisi. Ya mesela bunlar o kadar hızlı makinalar değildir. Ama görüntü kaliteleri yani yakalama becerileri çok üst seviyede. Yani stüdyo ortamında kullanırken ya da bir profesyonel moda çekimi olsun o tarz çekimler yaparken genelde tercih edilen makinalar. Ve benzerlerine göre yani şurada gördüğünüz fiyatlar aslında çok daha ucuz. Yani işte mesela BH Photo'da bakalım. Phase One falan varsa ne kadar fiyatları? Mesela 8 bin dolar diyor Hazal Bila'da. 32 bin dolar diyor. Yani gerçekten şunlarla kıyasladığınız zaman e, ucuz makine olmuş oluyorlar. Ki bunlar e, gövde fiyatları <laughs> gördüğünüz gibi. Bir de bunlara lens almanız gerekiyor. O açıdan... Yani tutulan makineler, hani objektiflerine bakalım, Objektifleri ne civarı, fiyatları. Tabi bunlar da 2 e, ile çarpıyorduk sanırım, 1.5 ile çarparken cropta. Bunlarda öyle bir şey vardı, tam emin değilim yani yanılıyorsam beni düzeltin. 2 ile mi çarpıyorduk? 2'ye mi bölüyorduk? 2 ile çarpıyorduk tabii. Şu mesela 23 milimetre taktığımız zaman aslında bu geniş açı değil. Yani şeye denk geliyor. 40-46 milime falan denk geliyor. Yani Çok geniş isteyenler için ne yapmışlar? Çok geniş isteyenler için yani en geniş lens hemen hemen bu gibi. Ee, zoom bir lens çıkarmış. En uygun fiyatlı lens de bu. Bu bunu sanırım şey için satıyorlar. Bu sokakta da kullanmak isteyenler, hani o tarz insanların da tercih edeceği bir şey. Mesela 50 milim verdiği verdiği açı da böyle bir açı. Ya bunlar böyle bu kısmı hızlıca sarabilirsiniz aslında. Tekrar ha Amazon'a bakmadık. En sonda Amazon'a bakalım. fotoğraf makinesi diyelim Amazon'da şöyle bir şey var ee, kendi gönderdiği makinalar olabiliyor bazen uygun fiyata geliyor ya şunlara falan hiç bakmayın yani fiyatı uygun gibi gözüküyor ama ya eski nesil makinalar bunu elinizde kalır Bunlar yani hiç bunlara girmeyin Yani şuna bu parayı vereceğinize bu paraya ikinci el daha güzel makinalar alırsınız o yüzden ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Amazon'da pek yeni nesil bir şeyler yok. Genelde işte nasıl diyeyim içerik üreticilerin işine yarayabilecek tipte makineler var. Mesela A73 Body varmış. Bunu kim satıyor? Sony kendi satıyor herhalde bunu. Ha, yo, Aras Foto gönderiyormuş gene. Yani Sony'nin kendi sattığı bir ürün değil. Burada bir seçenek oluyordu sanırım. Amazon tarafından gönderilir. Bakalım. İşte Amazon'un gönderdiği daha eski ya da çok uydurup çin malı makineler mesela Lumix'i kendimi yolluyor. Yok onu da Foto Zeynep yolluyormuş. Yani Amazon'u bu şeyden eleyebiliriz artık. Yani yabancı Amazon belki böyle değildir ama Amazon üzerinde size pek tavsiye edebileceğim makina yok gibi. İşte genel olarak fiyatlara böyle baktık. Umarım bir fikir oluşturmuştur kafanızda. Soracağınız sorular olursa ya da ikinci el tavsiyesi gibi şeyler aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Umarım hep birlikte daha güzel günlerde, daha iyi zamanlarda daha ekonominin düzeldiği, fiyatların daha uyguna geldiği bir zaman diliminde yaşarız. Her şey gönlünüzce olsun. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.